Herkes buraya geldi. Basıldık. Bekle şimdi. Merhaba Hasan. Merhaba. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun Hasan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizinle bir danışıklığımız var mı? Tabii olabilir. Ben danıştırayım size. Didem Hanım bizim Muğlu'da mal biz toptancı şey yapıyoruz. Hasan'cığım ben de tanıyorum Didem Hanım. İstesen ben yardımcı olayım. Bu arada hoş geldiniz köyümüze. Köyümüzü beğendiniz mi? Çok güzel, çok beğendim. Oh ne güzel, ne güzel. İşleriniz nasıl gidiyor, iyi mi? İyi. Efendim, Didem Hanım, Bacana, bizim Muğla'dan bir toptancı akideş. Ondan sonra kendisi bakliyat işlerinle uğraşıyor. Ne zamandır da görüşemiyoruz tabii. Benim ne işim olur canım bakliyatla, fasulyeyle? Hadi kaçalım, kaçalım. Hadi, hadi. İyi akşamlar Didem Hanım. İyi akşamlar teyzeciğim. Sabriye hayırlı olsun, hayırlı olsun. Boşanıp durmuşsun he? Halil, sen de durumu kurtaracaksın. Bacana kurtağı mı operasyonu mu yoksa bu? Seni mi soracağım lan? Beni ne soracaksın sen? Kimseye bir şey sormazsın. Burnun dikine gidik gidah, gidik gidah. Afiyet olsun, afiyet olsun. Teşekkürler. Kısmet. Niye utanıyorsun ki? Bak, kimsecikler yok burada. Ya ne bileyim ben ya. Böyle birdenbire öpücük 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 yani. Ya canım birdenbire olur mu? Biz ne kadar zamandır bunun için bekliyoruz? Ben istemiyorum. Ya yok yani hazır değilim. Biz böyle önden azıcık konuşalım. Ondan sonra öpüşürüz ha? He? Olmaz mı? Hadi Cemile bak. Artık kimse seni duyamaz. Söyle şu besteni artık. Ya öyle birdenbire söyle deyince heyecanlandım şimdi. Birdenbire mi? Hadi ya kırma beni. Önce biraz konuşsaydık hem biraz heyecanım geçmiş olurdu. Ya anlıyorum seni anlıyorum ama biliyorsun babamdan gizli gizli geldim şimdi. Fazla vaktim yok. Hadi. Peki o zaman. Dur bakayım. Ah bu ablamın sesi ha. Ablamlar burada beni. Bir şey olmaz ya. Vallahi abla ne demek bir şey olmaz. Vallahi gürürler. Ben çok utanırım. Hadi gidelim biz. Hadi hadi. Hadi kalk. Vallahi bak hadi. Hay Allah'ım ya. Seviyorum, istiyorum, özlüyorum. Anla beni. Nasıl? Vallahi çok şahane. İlgisizim, sensizim, sevgisizim, anla beni. İlgisizim, sensizim, sevgisizim, atma beni. Viraneyim, zordayım. Öyleydi değil mi? Hemen de ezberli vermişsin gari. Vay ya. Vay bizi barıştırsan barıştırsan. Sen barıştırırsın. Barıştır bizi. Dile benden ne dilersen bacına. Oğlum. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Biliyorsun. Gülsüm benim kızım gibidir. Ama aşk olsun ben de seni her zaman bir baba gibi gördüm. Yani bizi barıştır ve sevenleri ayırma ne olur. Ben, sen dağları devirdin be. Kızın kalbini kırdın. Şimdi ben bunun kalbini nasıl tamir edeceğim bilemiyorum. Vay ya. Onun kalbini tamir etsen, tamir etsen. Bir tek sen tamir edersin. Başka da kimse edemez. Bir şeyler yapacağız bakalım. Hasan. Ne oldu sana ya? Gömediniz mi Didem Hanım? Koskoca geceyi rezil ettim ya ben. Rezil etmekle kalmayıp koskoca yalan söylemedim ya. Olsun Hasan ya, önemli değil.
Önemli olmam Didem Hanım. Anadolu delikanlısını yalan söylemek yakışır mı? Delikanlı dedeğin yılandan korkmaz yalandan korktuğu kadar. Ya evet aslında haklısın o konuda. Ben de hiç hoşlanmam yalandan. Yani ne olursa olsun insan dürüst olmalı bence. Ya ama bir anda adamları karşında görünce ne yapacağını bilemedin. Şaşırdın kaldın. Çok normal. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü siz dürüst dediniz? Didem Hanım size bir şey soracağım. Hı. Beni dürüstçe cevap verecek misiniz? Verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Tamam vereceğim söz. Hani siz beni İtalyanlara benziyor demiştiniz ya. Bunu söylerken beni karşı dürüst müydünüz? Neden yalan söyleyeyim canım? Kesinlikle çok benziyorsun sen İtalyanlara. Gördünüz mü? Ben zaten kendimi İtalyanlara benzetip durdum. sizden bizim iki tane ortak yanımız oldu ya. Birincisi neydi? Hani sensiz biz ikili dövmeyi seviyorduk ya dövmeye. Hasan sen çok şirinsin ya. Neyse. Vallahi iyi yedik. Ben şu hesabı ödeyeyim de kalkam. Ana. Lan. Tüh anasını satan be. Ben üzüntüyle çıkınca cüzdan arabada unutmuşum ya. De gidim de. Valla kesene bereket iyi yedik abi canım. Hadi iyi akşamlar. Ya yavaş ya dürüst. Yavaş ya. Gene getir bakacağım seni buraya. Şefim çok güzelmiş ya bu. Bundan bir tane daha söyleyiversen ya. Bugün de yiyeyim de yarın rejimi başlayacağım. Ekmek de bitti. Bir tane ekmek de söyleyiver. Hadi Seyfim. Güle. Ana. Ha işte. Yiysen öyle aç tavuk gibi olacağı bu işte. Ya. Garson, oğlum bakıver. Ulan su getir peçete var. Durdur mu be? Helal dur. Abi şamataya bak be. Alp'in suratına bakın oğlum. Ulan ne bakıp duruyor? Su getir. Helal. Oh iyi oldu ona. Ya öyle demeyin be. Yazık çocuğa. Ne yazığı ya? Yaparken düşünecekti. Ya şşş. Neyse hadi kaçın. Kaçın yoksa biz yakalanacağız. Hadi. Çık çık çık. İlgisizim, sensizim, sevgisizim, anla beni. İlgisizim, sensizim, sevgisizim, anla beni. Aa! Nasıl? Böyle güzel oldu mu? Böyle güzel oldu. Abla! Abla! Anam, babam, hepsi buradalar. Hadi biz kaçıverelim. Ne işin var senin burada? Ya Allah Allah, sen ne işin varsa işte benim de o işim var yani. Allah Allah, hadi kaçıverelim diyorum. Babam, giller falan, hepsi gelmiş buradalar. Annemler Muğla'ya yemek yemeye gitmediler mi? Ne bileyim ben, gitmemişler işte ya. Babam falan, hepsi burada diyorum ya. Hadi sen sonra koklaşırsınız, hadi. Konuşursunuz işte ya. Hadi. Murat, biz daha sonra konuşalım, tamam mı? Hadi. Tamam. Davri, sen şimdi doğruca eve git. Sabah olur. Kız. Kız beni bak. Gel bir yaburlar be. Bak baba, tamam, enişte bu şekilde göndersin. Yoksa çok fena yapacağım ha. Kız ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Çocuklar yok ortada ya. Ne yapacağız? Ne bileyim? Ay Allah. Ay. Ay bismillah. Teyzem korkma ya. Oh ya Rabbi şükür. Neredeydiniz mi siz? Ben eyvallah. Gitti mi o enişte? Gitti, gönderdim. İyi. Enişte kusura bakma ya. Senin de kafanı şişirdik bu akşam hep. Yok canım. Ne diyormuş o? Barışmak mı istiyormuş? Pişman olmuş tabii. Allah aşkına, inandın mı sen enişte? Ha? Ne bileyim kızım. Bu sefer ciddiydi. Çok yalvardı. Yani gerçek olmasa insan bu kadar dil döker mi? Neyse yarın konuşuruz. Yemek koyayım mı? Ne bileyim. Bir iki lokma bir şey yedim. Yarın çok işim var, yatacağım ben.
Ay, ay Sevim. Çok patlayacağım ben. Şişveydim gari. Böyle buğday ambarına düşmüş aç tavuklar gibi yedim de yedim ve yedim de yedim. Ay, boğuluyordum Seyfim. Ay, hala ciğerim yanıveriyor ya. Çatlayacağım. Seyfim, sen uyu ver gari. Ben gideyim bahçeleri sulayayım. Biraz hareket olur bana. Soracağım. Ha, bunları yapmaya utanmıyor mu diyorsun? Sus diyorum sana. Sesini çıkar mı diyorum ya sana ben? Çıkar mı diyorum ya? Ne gebertiyorsun kız seni? Sus diyorum. Yat. Seni utanmaz değil misin? Cemile'nin şarkısı var ya, harbiden güzel ha. Bak söyleyeyim, dinlesene bak şimdi. Nasıl bir yerde bak. İlgisizim, sevgisizim, sensizim, anla beni. İlgisizim, sevgisizim, sensizim, yakma beni. İlgisizim, sevgisizim, sensizim, anla beni. Nasıl olur? Bana bak, ha. Harbiden güzel. İyi de bunu Cemile mi yapmış? Nasıl yaptı bunu? Bilmiyorum baba, yetenekli kız. Bir şekilde yapmış herhalde, ne bileyim ya. Eğer bunu Cemile yaptıysa var ya, helal olsun o kıza, helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Vallahi ben çok beğendim abi. Ben de çok beğendim, çok güzel olmuş. Sayın Sinan Müdürüm, benim bahçele, tarlalığa bir görsen. Bir görsen. Ya bir ürün ver de, şahane diyorum ya. Şahane diyorum. Biliyorsun Seyfi Efe, otele kesinlikle hormonlu sebze meyve almıyoruz. Tövbe, benim ürünlerden birazcık hormonlu bulsan geri alacağım diyorum ya. Hepsi organik, hepsi. Mühendislerle seni bir tanıştırıver. Cem Bey baş mühendis, onun yardımcısı Ersoy Bey. Merhaba. Merhaba. Artık o öyle eskisi gibi yapmıyoruz. Mühendislerin denetiminde üretim yapıyoruz. Çok güzel. Heh. Bir şiarımız var, diyoruz ki sağlıklı ürün üreteceğiz gari. Fiyat nedir Seyfi Efe? Ne kadardan veriyorsun kilosunu? 150 kuruş. Gayet uygun. Evet, fiyat makul. Sen daha bizimle çalışmaya başla da bir ayağın alışıversin. Aybediyorum sen müdür bey. Daha ne iskontoluğa yapacağım seni diyorum. İnşallah. İnşallah diyorum ya. Ya kızlar, bu Sabri eniştenin buraya kadar gelip bize böyle şeyler sorması benim hiç hoşuma gitmedi. Benim de. Ne yapacağız? Gülsüm ablaya Sabri'nin buraya geldiğini söyleyecek miyiz? Ya Sabri eniştenin buraya geldiğini söylersek şimdi ne konuştuğumuzu da söylemek zorunda kalırız. E onu söyleyeceğiz zaten Özge, ne söyleyeceğiz? Kızım, adam resmen kadını boşayıp malların üzerine yatma derdinde, görmediniz mi? Ya evet ama ben yine de bunu pek etik bulmuyorum. Sonuçta o bana müvekkil mantığıyla geldi ve ondan aldığım bilgiyi karşı tarafa söylemek falan bilemiyorum. Kızlar evet ya, bu konu benimle içime sinmedi. Yani adam bize kaç defa yardım etti. Geçen gün dükkanında kabine sakladı bizi, hatırlıyorsunuz. Sonra geçen gece Halil Efe yakalanmayalım diye yalanımıza şahitlik yaptı. Ya iyi diyorsunuz da arkadaşlar. Ya hem nereden biliyoruz canım? Belki de sadece ufak bir tartışmadır. Şimdi biz Sabri eniştenin söylediklerini Gülsüm ablaya söylersek boş boşuna olayı büyütmüş olacağız. Yani ben Viva'nın yıkılmasına sebep olmak istemiyorum kızlar. Günah çok büyük. Öyle diyorsunuz yani. Tabii kızım. Ya onlar karı koca. Bize ne ki? Yarın bugün barışırlar var ya, ben size söyleyeyim siz kötü olursunuz. Önemli olan bizim iç kapının mandalı olmamız kızlar. O şekil yani. Alo? Doktor hanım kızım. Günaydın. Aa, merhaba Feraye teyze. Merhaba.
Yavrum, biz çamaşırlarınızı yıkadık. Artık gelin alın galiba. Size de çok zahmet verdik. Geliriz gelmesin ama Halil Efe ne olacak? O gitti. Tomat satmaya gitti. Çok uzun saatler sonra döner o anca. O yüzden siz böyle bir koşu gelin alın. Tamam Feray teyze, geliriz. Şey, doktor hanım kızı, diyorum ki ben, ay gelirken de şu tansiyon aletini bir alsam, benim tansiyonum böyle bir çıkıyor, bir iniyor gibi oluyor, yapalım şeyler oluyor ya. Tamam Feray teyze, getiririm gelirken. İyi kızım, hadi o zaman görüşmek üzere. Hadi iyi günler. Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Bey'le görüşmek istiyorduk. Misafirleri var. Buyurun biraz bekleyin. Teşekkürler. Rica ederiz. Gelin. Belma Hanım ya, ne yapacağız? Müzisyenler de tam işi bırakacak zamanı buldu. Akşama sür geliyor, yeni organizasyon var. Üf ya, ne yapacağız orkestrası şimdi? Patron hakikaten olacak şimdi. Hadi gidelim Murat. Halil Efe de buradalarmış. Aslanlar da buradalarmış. Hele Halil, zaten seni görmesem işim rast gitmiyor. Asıl sen benim karşıma çıkıp durun. Ne işin var burada? Senin ne işin varsa benim de o işim var. Ha. Bakıyorum artık benim çarşıma, pazarıma da girmeye başladın ha? Serbest piyasa ekonomisi diye bir şey var. Kim neyi ne zaman isterse istediğine sataya. Abi, otelin müzisyenleri kaçmış. Bir ayar yap da akşam çıkalım şu saniye Allah aşkına ya. Ha, tamam tamam. Ulan işine geldiği zaman serbest piyasa ekonomisi. Sen ne uyanık adamsın be Seyfi. Gireceğim, dur. Oğlum bize yakışmaz. Yarın gidelim. Günler, hoşça kalın. Aba, kız bak ne diyeceğim. Ne? Şimdi eniştem golar golar gül yutmaz değil mi? He. Şimdi eniştem diyorum, Sabri'ye inandıysa hani acaba diyorum Sabri hakikat doğru mu söylüyor? Ama Recep de onu bir kadınla gördüm dedi. Öf, kafam karıştı ya. Öf. Kız bakalım Recep doğru mu gördü? Sonra siz bu adamı yakaladınız mı bir kadınla? Yok, görmedik. Ben gittiğimde yaşlı bir nenenin evinden çıktıydı bu. Erzak yardım mı ne yapıyormuş? Kız bak gördün mü? Sen hep böyle yapıyorsun ya. Aa, bilir bilmez yaygarayı koparıyorsun, adamın da günahını alıyorsun. Bu ne kız? Bu katlanmıyor ya be. Ben katlayayım. Müdür bey. Bunlar da benim aslanlığa, işi öğrenmeye çalışıyorlar. Öyle mi? Aferin gençler. Bugün varız, yarın yoğuz. İşleri öğrenip amcalarına yardımcı olacaklar. Bence gözün arkada kalmaz. İki tane aslan gibi delikanlı yetiştirmişsin. Allah senden razı olsun. Boşuna vaktini almayalım. Bizim buraya gelişimizin sebebi, mahiyetini biliyorsun. Bu seneki mahsulleri topladık, hormonsuz olarak sana domatları getirdik. Biliyorum Halil Efe. Sene, bu sene domatın kilosunu 190 kuruşa bırakacağım. Sizden biraz önce Seyfi Efe buradaydı. Belki karşılaşmışsınızdır. O kendi mahsulünün kilosunu 150 kuruştan bırakıyor. Müdürüm, 10 domatla hormonlu. Yanında iki tane ziraat mühendisi vardı. Seyfi Efe için çalışıyorlarmış. Bana tamamen organik tarıma geçtiğini söyledi. Biliyorsunuz ben de üstlerime karşı sorumluyum. Hem ucuz hem kaliteli ürün olmak gerek. Haklısın müdürüm. Seni kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Sana hem ucuz hem kaliteli olaraktan 145 kuruşa vereceğim. Anlaştık mı? Hadi al. Hayır. Hayır.
Hadi. Biz. Gör. Abi ne ettin ya? Biz mumbalı 145 kuruştan verirsek anca masrafını kurtarırız. Biz hiç para kazanmıyoruz ki. Evet. Belki para kazanamadık. Ama müşterimizi de elimizden kaybetmedik. Biz bunca ay boşuna mı çalıştık? Boşuna değil, bir şey yok. Bütün domatları çöpe atsaydık, işte o zaman boşuna çalışmış olacaktık. Bak, tarlada çalışan bütün işçilerin karnı doyacak. Aslanlarım, müşterinizi sakın düşmanınıza teslim etmeyin. Daima müşterinizi bulmak zorlaşacak. Hayat bunu gösteriyor. Bunun için hep ekmeğinizin peşinde olacaksınız. Anladınız mı? Tabii baba. Haklısın baba. Hey, yürü. Kolay gelsin. Aşk olsun abla sana ya. Sen de dün gece gidiverdin de anam beni yakaladı diye sabah sabah ot ot toplayıp ben börek yaptım biliyor musun? Bana ne? Yakalanmasaydın sen de. Yardım et o zaman biraz. Edemem. Anam gebertirin dedi. Hem otlu börek konusunda sana kızgınlığım var. Murat'a yaptığım börekleri yemiştin. Unuttun mu? İyi oldu. Hiçbir şeylere elim sürmem gari. Bana bak. Vallahi söylerim ben de anıma. Sen de dün gece Murat'la buluştun diye görürsün sen o zaman ha. İstersen söyle. Ben de iftira ederim. Hem anam inanmaz ki sana. Bundan sonra Alp'le buluşmanda da işine taş koyarım. Daha da gitmedi. İzzet ederim ona göre. İstersen git söyle anama. Kız, bitti değil mi ceza? He, bitti bitti. Daha yeni başlıyor. Ne zaman sen çocuklarla konuşmayı bırakacaksın, o zaman bitecek. Yürü ahıra. Yürü deyin. Ahırı temizleyeceksin, yürü. Yürü. Tansiyonunuz gayet iyi, normal. Teşekkür ederim. Hakikaten bugün benim hiç başım da ağrımıyor ya Gülsüm. İyi, baba. Çok şükür. İyi. Ne güzel yakışmış ya size bu yemeniler. Değil mi kız? Ha, çok. Aslında kıyafetler çok rahat. Ama biraz alışmamız işte. Şey, sizin boşanma işin oldu. Sabri Bey dün gece geldi. Yalvardı, yakardı. Ama ben bilemiyorum canım. Kafam çok karıştı. Teyzeciğim, benim bir yardımım olabilecekse eğer söyleyin, çekinmeyin olur mu? Yok be. Olur mu öyle şey canım? Aa, daha genç bu, küçük bu daha. Kafası karışık, acık bir sinirleri falan geçsin. Ayrıca ortada bir çocuk var. Olur mu öyle boşanmak canım hemen hap diye? Sahi, Ozan nerede? Ay, siz geleceğiniz diye onu civcivlerin yanına gönderiverdim. Canım. Aman aman iyi olmuş, yoksa bizi kesin Alefe'ye şikayet ederdi. Merak etmeyin, söylemem. Ama bu nereden çıktı? İn, in anne. Aşağı. Dur lan, düşeceğin ya sen zor. Dur. Dur lan. Ay. Ama. Yavaş, yavaş. Sakın Özge ablanın burada olduğunu kimseye söylemeye mi çocuğum? Ha, duydun mu? Söylemem ama bir daha gelsin. Ay, bebeğim benim, gelirim tamam. Özge abla, sen Facebook'ta üye misin? Evet, üyeyim. Ha, sen de mi amelesin yani? Şaka şaka, o zaman ben seni oradan bulurum. Aa, Cemile! Cemile! Hoş geldin kız. Ama, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Ferah teyze, nasılsın? Sağ ol kızım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Murat yok mu? Aman Allah'ım, onlar canım, onlar tarladılar ya canım, çalışıyorlar ya. Ha,
Ben de onu börek getirdiydim. Hani çok seviyor ya. Hay Allah, ne zahmet ettin kızım sen. Ne zahmeti canım. Ben seni içeri davet etmek isterdim ama... Bak bir misafirler var. Sen şimdi sıkılırsın. Ha, misafirler var. Evet, evet. Ben sıkılırım. Gideyim en iyisi. Sen git en iyisi. Selam söyle annene mi kızım? Tamam, söylerim. İyi günler Gülsüm abla. Hadi iyi günler dünya güzeli. Eline sağlık. Size de iyi günler teyzeler. Güle güle kızım, güle güle. Hadi annene selam söyle. Ay, abla börek mi açmış? He, börek yapmış. Pek güzel. Ay pek ne güzel amarattı, olmuş. Ne amarattı bu. Kızlar yersiniz siz de, çok güzel yapar. Allah Allah ya. Yok be kızım. Şey bizim köyün kızı be. Köyün kızı. Köyün kızı. Neyse biz de artık kalkalım Özge. Ay otursaydın. Ay çok ben size şeylerinizi vereyim, çamaşırlarınızı, donlarınızı falan. Dur, ay, dur, dur, dur. Öpeyim Feraye teyzeciğim. Hadi güle güle kızım. Güle güle çocuğum. Hadi teyzeciğim. Görüşürüz. Güle güle. Sağdan uzun Hasan. Teşekkür ederim. Borcumuz iki defa fazla amca. Hiç haber yeter. Ülen, bunu bak, şu tipi bak. Aynı İtalyanları benzedim be. Ulan eskiden de İtalyanları benzeyip durdum ama. Şimdi tam safkan oldum ha. Ulan Hasan, ulan Hasan. Ulan Seyfi, nereden bulacaksın da ödeyeceğim benim parayı? Öf lan öf. Ne işler açtın başıma Seyfi be? Otele gittim le bugün. Ne? Domatlığı satıp senin paranı vereceğim gari. Seyfi, domat satıp da 20 bin gayme ödenir mi ha? Bana bak. Sen benimle maytap mı geçiyorsun? Bilmem, başka planlar mı? Merak etme sen. Yakında hareket başlayacak. Ne demiş eskiler? Nerede hareket, orada bereket de. Oo! Bu ne lan Hasan? Artist gibi olmuşsun valla. Maxit abi, açık tipimi değiştireyim dedim. Daha güzel olmuş mu? İyi olmuş, hoş olmuş, güzel olmuş. Gelsin, istediğin gibi yaşılan 48 numara Hasan'ı. Yakışır sana abi. Ulan! Kalkın ulan! Bütün dağlamanı bölecek bastın. Kimi tarlan lan? Ulan sen ki herkes ilgini maç mı güle? Yap mı ya? Hadi bakalım. Çabuk bakalım, çabuk hadi. Hadi. Ne koşun öyle, koşun he. Seyfi ne oldu gari? Seni ne dediydim? Ha? Hareket başlayacak demedim mi? Aha bereket başladı. Yürü le, yürü le. Hasan, ne oldu? Tıraş oldum muhtar amca. Ne olmuş? Ya onu demiyorum. Bu insanlar nereye gidiyor böyle koştura koştura, onu soruyorum. Ha, dalların böcüklerine basmışlar, koştura koştura gittiler. Mıhtar amca, bu seni iyi ki ben etmemişim, biliyor musun? Niye? Benim kendi böcük basacaktı ya. Öyle Adil. Adem, nereye gitti lan senin bu baban, kaç gündür yok buralarda? Babam memlekete gitti Seyfi abi. Mirastan kalan dağlılara müşteri çıkmış. Onlara satacak gari. Öyle mi? Satsın, alsın, Burla'dan bir yerle alsın, o da bizim müşterimiz olubesin gari. Anlamadım abi. Anlarsın, anlarsın, anlarsın. Hiç merak etme, zamanı gelirse anlarsın gari. Tabii efendim, tabii, siz hiç merak etmeyin. Bizde hiç bu sorun olmaz. Tamam, tamam, akşam görüşüyoruz. Saygılar. Oğlum, otel işi tamam bağladın, akşam programa çıkıyoruz. Yemin et abi. Vallahi billahi. Abi benim de sahnem gelmişti ya. Hop mühendis bey. Ne işin var senin orada? Geç çabuk bizim tarlaya. İsmet. Yapma, şurada iki çift laf ediyoruz. Mesai saatimiz. Sonra konuşursunuz. Ya tamam tamam babalar, hadi eyvallah ya. Ne bakıyormuş biz? Parasını babam ödemiyor mu? İsmet bir baksana. Geri dur, sıkarım ayağına.
Ya. Ya İsmet, Güven. Bana bak. Herkesin içinde çok ayıp oluyor ama ha. Bırak kolunu. Ayıp senden mi öğreneceğim? Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Şşş, ayıp oluyor. Yok ne bir yapıyorsun? Şey yok bir şey. İsmet'in biraz heyheyleri üstünde de. Bana bak. Ya. Ya tamam Güven, Güven. Tamam bırak, bırak. Tamam. Tamam, bir dakika bırak. Bırakın sadece konuşacağım. Tamam. Saçmaladınız ya. Vallahi ya. Takıştılar ya. Ne durup durun, biz de gidelim peşlerinden. Bunlar şimdi birbirlerine bir şey yaparlar. İyi, traktörü alalım abi. Şş, amca. Gidelim mi biz? Bilmem. Siz bilirsiniz. Onlar niye gitti belli de. Neyse. Dostlar, komşular. Benim tarlalar duvaksınız garip. Böcek ne yapasın ben? Ulan vallahi benimkileri de basıyor Maksut ya. Benimkileri de basmış ya. İsmet ya bırak o. He o. Bu oğla İsmet'imi kabul ettir o. Ama o. İsmet! İsmet! Hadi in konuşacağız. Konuşacak bir şey yok dedim. Benim var. İsmet! Gidelim de Seyfi'nin mühendislerinden yardım isteyelim arkadaşlar. Lan ben de benim ta bizim tarlada böcek bulaşmadı diye sevinmiştim ya. Halil'in öbürü olan ya, Seyfi'nin öbür kızı değil mi o? He ya! Aslanlardan diğer ki de Cemil'e kapı vermiş, baksana ya. Abo! Yeter, atı çatlatacaksın, yeter. İn aşağı, hadi konuşacağız. Konuşacak bir şeyim yok dedim. Hayır, var. Sen de derdini anlatacaksın, ben de derdimi anlatacağım, tamam mı? Bu olayı burada bugün çözeceğiz. Neymiş senin derdin, ha? Konuş o zaman. Hindi mi söyleyeceğim, bunu da sonra mı söylersin? Boş mu vereyim? Söylesene, sadece aramızda babalarımız yok derken ne demek istedin? Söylesene İsmet, o gün sen ne demek istedin? Mısın sen? Ne demek istediğimi anlamıyor musun? Yine başlama İsmet. He? Sana bir daha sakın dokunmaya kalkma. Peki tamam. Ne sanıyorsun sen beni ya? Pardon. Özür dilerim. Peki konuşmayacak mısın? Ha? Konuşmayacak mısın? İsmet, sana bir soru soruyorum. Bana soru sorup duracağını sen neden benim peşimden gelip durun ha? Onu söylesene ha? Neden gelip durun? Tahmin et bakalım neden? Ha? Bir tahmin etsene. Ha? Demin bana sordun, hatırlıyor musun? Sen gelip mısın diye. Hayır, gel falan değilim. Şu an bana ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Ama söylemiyorsun. Fakat gözünden anlıyorum. Güven.
Bak bana öyle suslu suslu konuşma. Ben o şehirli kızlara benzemem, fena yaparım. Boş ver İsmet, boş ver. Boş ver. Sen haklısın. Ben çok büyük bir hata yaptım. Merak etme, bundan sonra peşinden falan koşmam. Gözümün üstüne yumruk yemeye de hiç niyetim yok. Hatırladın mı? Hı? Hatırladın mı? He? Bu senin. Al. İş bilin için sağ ol. Seni gülerken görmek güzeldi. Birkaç gün de olsa. Şehirli kızlar var ya, sakın onlara benzemeye çalışma. Böyle gömlek, pantolon, çifte filan. Hep böyle kal İsmet. Nerede bunlar ya? Alo, Güven. Neredesiniz oğlum ya? Bir saattir sizi arıyoruz lan. Ne? Tamam tamam, peki hadi. Ne olmuş, bir şey olmuş mu? Yok yok ya. Ha. Tarladalarmış. Biz de oraya gideceğiz şimdi zaten. Bir şey soracağım. Dün gece fazla konuşamadık. Besteme beğendin mi? Beğendim dedim ya, çok beğendim. Beğendiğine sevindim. Ya Cemile, bak ben sana bir şey söyleyeceğim ama önce bana söz ver, kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam tamam, sen merak etme, kimseye söylemem. Çünkü ne amcam biliyor ne babam biliyor, kimse bilmiyor. Sır. Ya bizim kasabada bir bar var ya. Biz akşam orada sahne alacağız. Ne güzel. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. İzin olursa senin bestelerini de söyleyebilir miyim akşam? Gerçekten. Vallahi. Ne demek? Tabii ki. Yani izin almana gerek yok bunun için. Ben çok mutlu olurum. Oo, süper olacak o zaman. Ama ben de çok isterdim dinlemeyi. Olsun. Bir gün sen de dinlersin inşallah. Beni hiç bara götüren olmadı ki. Olsun. Bir gün seni de götüren olur inşallah. Ah, inşallah. Hadi gidelim. Ya oğlum ben iyice kıllandım ha. Bu Seyfi bizi niye çağırıyor lan şimdi? Ne bileyim abi be. Aa, bu tarz olanları duymuş olmuşsun ya babadan. Yapma ya. Omuzdan manyak mıyız lan? Niye gidiyoruz böyle koştura koştura ya? Abi adam bizim patronumuz, çağırınca tabii ki gideceğiz. Hadi de git, altın çocuk sende. Altınmış. Hayali düşük altın. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olun oğlum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Bastır bastır. Bastır diyorum kız. Bastır. Hızlı, hızlı yap. Bastır diyorum kız. Üf be. Üf ana ya, yeter ya. Sabahtan beri çalışıyorum. Şu illerimin haline bak ya. Dur, daha dur. Dur diyeyim sana, dur. Daha benim sinirim öyle kolay kolay geçiyor mu sanıyorsun sen? Geçmiyor. İyi günler yenge hanım. Hoş geldiniz.
buyurun. Hoş bulduk. Seyfi Bey yok muydu? Ha, gelir hem de. Buyurun gel, buyurun. Buyurun oturun. Kızım, kısmet. Da orlava, orlava, orlava. Öyle bakmak yok ya. Otur bakayım. Devam et kızım. Bastı kızım. Bastı, bastı. Lan dua et, kovanı koparmadım. Sen nasıl yeşilleniyorsun lan benim sevgilime? Şişt, dur bakayım öyle. Hiç havlara girin bakayım. Ben her şeyi bilip dururum. Siz Didem adımından ayrılmışsınız. Senin o eksi, eksi sevgilim olmuş. Öyle beni hiç havlara girin bakayım. Hadi hele, hadi, hadi. Hele, yürü. Ne diyorsun lan sen? Alın, alın, alın. Taş, ulan, taş, taş. Bu daha bir şey değil. Geberteceğim seni. Bilki, pek mağdur bozuk köylüleri. Kabuklarını böcek basan köylüler kahvede toplansınlar yani. Köyümüzün ileri gelenlerinden Seyfi Efe ve mühendisleri bugün böceklerle ilgili bir konuşma yapacaklardı. Duyanlar duymayanlara söylesin gari. Allah Allah! Bu Seyfi ile Muhtar ne atlar karıştırıyor ya? Beraya, ben kahveye kadar bir gidip gelem. Tamam efendim. Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Gülsüm. Efendim baba. Gel kızım gel. Hoş bulduk Feraye abla, nasılsın? Allah'a şükür. Gel çocuğum gel, otur. Gel oğlum, otur hadi. Feraye abla, bu senin. Aa, ne zahmet ettin be oğlum. Bak gördün mü? Bana da almışsın Gülsüm. Bu daha senin. Bu da senin. Hepsi senin. Ah. Selam Gülsüm. Bak bu çiçekleri sana getirdim. Aslında sen çok daha iyilerine layıksın ama. Aman da aman, gördün mü kızım? Aman bak nasıl güzel çiçekler ya bunlar. Mis kokuyorlar ya kızım bak. Aman köyün her yeri çiçek be. Ne öyle de ki. Ben sana bunları gönlümün en güzel gönül bahçesinin dallarından kopararak getirdim. Bak gördün mü? Şimdi Gülsüm benim bir sürü içeride işim var ya. Bir işim var, bir işim var. Ben de oturmuş. Neyse siz konuşun gari. Güzel güzel konuşun. Hadi kızım. Oh. Abo kurmağı doğuştan hadi. Kız Gülsüm. Bırak bırak sen bırak karışma. Bırak. Kaç yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz değil mi? Ha? Hiç mi hatırım yok benim seninle? Bir dinleyiver be. Bilmiyorum. Hadi ne diyecek sen de Sabri, hadi. İnsanın bir erkek olarak gururu kırılınca damarı çok uzun sürüyor. Kadının gururu kırılınca ne oluyor? Benim gururum ne olacak Sabri? İşte asıl önemli olan senin gururun. Bak şimdi, aşk ve gurur. İki ayrılmaz ikili. Aşk ne de gurur o da. Gurur ne de aşk o da. Yani guru guruya aşk olur mu bendeki gurur olmasa? Ne diyorsun sen be? Saçma sapan. Ben ne dedim biliyor musun ya? Ben ne dedim biliyor musun ya? Zaten şeker de var bende. Aman Sabri aman. Bu
Kurban olam, cinasız laf etme bana be. Hatırla kız düğünümüzü, ha? Ne dediğini hatırla. Sevgili Gülsüm, Zabri'yi kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Hatırla kız, ha? Neler demiştik? Hani aynı yastığa baş koyacaktık ölene kadar. Hani iyi günde, kötü günde demiştik. Hatırla kız. Arkadaşlar, ne olacak galiba bizim tarlanın hali? Allah Allah, niye de bastı bu böcek? Ne çizgiler ya? Ya biri bulaştırmış olmasın buna. Susun. Kim bulaştırmış? Sakin olun, sakin olun. Beni dinleyin. Bu konuda bir araştırma yapacağım. Yalnız hepinizin bana yardımcı olması gerekecek. Tabii tabii. Yandık, yandık karallefe. Duydun başımızı geliverenlere. Komutan, anonsu duyar duymaz. Koşu koşu buraya geldim. Ne duşu inşallah aşkına de be. Ya hiç sorma Lefe. Tarlalar böceklenmiş. Yok ya. Ya sanki yayılmamış da bulaşmış gibi. Şimdilik yol kenarlarındaki tarlalarda var. Ama önlem alınmazsa bütün tarlalara yayılacak. Neyse sonra konuşuruz. Ben şimdi gideyim. Komutan ben bak. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Tamam. Tamam tamam ara. Hadi. Ya nasıl oldu bu? Allah Allah. Ha? Siz tarlaları ilaçlamadınız mı? İlaçladık baba. Baba ilaçladık, ilaçlamaz olur muyuz ya? Hem de iki kere ilaçladık. Ha? Ha. Baba. Yalnız baba, ha. O böceklerin bizim tarladan bulaşmadığı kesin. Ya rüzgarla da bulaşamaz. Çünkü o böceklerin üzerinde iki kat ilaç var ya. İmkansız bu. İki kat ilaç var, üstüne üstlük rüzgar falan yok. Lan! Peki nasıl çoğalıyor bu musibetler? Ya ne bileyim, olsa olsa hani sıçrama yoluyla falan bulaştı. Hani canlı olan böcekler ilaçsızın üstüne falan sıçrası oldu. Benim aklıma bir tek bu geliyor. Abi. Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama. Şimdi ben piyasa araştırması yapıverdim de. Biz köylüden 10 gayme dönüm başı para alacağız. Anlıyorsunuz mu? Beni bak. Böyle sağda solda bu aslında 2 lira gibi şeyler duymayı vereceğim. Seyfi Bey, yanlış anlamayın ama bu sizin yaptığınız açıkça para kazanma maksadı gütmek oluyor. Ne yapacağız, gütmeyeceğiz mi? He? Ulan avans istemeyi biliyor musun? Maaş istemeyi biliyor musun? Nereden geliyor ya bu değirmenin soyu diye soran var mı? Yani Seyfi Bey etik olarak demek istiyor. Hani köylüye böyle söz vermedik ya, onu demek istiyor. Ne diyorsun be? Etlik olarak şey verdik ya ha, sucuk. Bana bak, sen akıllı birine benziyorsun. Buna uyma sen. Beni dinlerseniz size dönüm başı %20 de komisyon veriyorum la. Maaşın dışında yani. Öyle. Peki ne kadar dönüm ilaçlarız Seyfi Bey? 10.000 dönüm ilaçlayacağınız gibime geliyor benim kare. 10.000 dönüm. %20 Oha! Oha! Demek 20.000 lira paradan bahsediyorsunuz yani ha? Sen mi köylü oluyorsun yavaş yavaş, ben mi şehirli oluyorum anlamadım emme. Aynı lisanı konuşmaya başladık gari. Seyfi Bey, ha. Bir de şöyle bir şey var. Güven ve Murat ilacın gerçek fiyatlarını biliyorlar. Onlar bir şey söylerse ne olacak? Bir şey uyduruverin. Ulan koskoca mühendisiniz. Bir kut uyduruverin gari. Gözlerin... Gözlerin beni benden çalar. Hatırladın mı kız? O bizim şarkımızdı. Sen daha gitmiyor musun Sabri? Sen beni affetmedikçe ben gitmeyeceğim. Ben seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Ama beni bir sümüklü mendil gibi buruşturup kenara atma. Kız, Gülsüm senin alyansın nerede? Takmıyorum gari. Çok demode oldu biliyor musun? Ne demek öyle demode oldu? Bak Gülsüm, aşkla şarap gibidir. Yıllandıkça değer kazanır. Ha, benim bildiğim şarap sana ters ama. Gel kız Cemile. Yok yok, ben gelmeyeyim indi. Yok yok, Sabri abin de gidiyordu zaten. Hadi misafirim geldi.
Hadi Gari. İyi o zaman. Benim müsaade. İyice bir düşün ya. Hoş geldin Cemile. Hoş bulduk Sami abi. Gel Cemile gel. Ne oldu kız? Ay Gülsüm abla. Bu senin uyku ilaçlarından kaldı mı? Kaldı. Ne yapacaksın sen onları? Aramızda kalacak hem. Tamam tamam söyle bakalım. Bu gece Muratlar Bar'da sahneye çıkacaklar. Ana eniştem duymasın sakın. Sakın Gülsüm abla bak kimseye söyleme. Yok tamam tamam söyleme merak etme. Annemle babama o ilaçlardan vereceğim. Bu sefer ben de gideceğim. Kesin kararlıyım valla. E tamam git. Git o zaman da nasıl gideceksin? İsmet'i ayarlatacaksın. O bizi belki arabayla bırakır. İyi. Bırakmasa da yürüyerek de olsa gideceğim. Aferin kız. İşte böyle cesaretli ol. Yoksa bak şehirli kızlar kapı verecekler Murat'ı ha. Ya? Bana bak. Ne giyeceksin akşama sen? Ya bilmem ki. O senin verdiklerinden giyerim gari. Kız şu Sabri'nin getirdiklerini bakıverelim bakalım. Ne varmış içlerinde? Açıver kız. Aç. Bakayım. Ha, bu da güzel. Ay ama onun rengi çok güzelmiş be. Tut bakalım üstüne. Pek güzelmiş. Çok güzel mi oğlum? Çok güzel çok. Selamun aleyküm aile. Seyfi. Muhtar. Tarlasını böcükletecek olanla şöyle bir sıraya sokuva. Ne oluyor lan bunlara? Ha? Vallahi bir karın ağrıları var ama anlamadım gitti. Şimdi arkadaşlar. Tarlasını böcük basıp da Seyfi Efe'den yardım isteyenler şöyle hemen sıraya giriversinler gari. Mühendis beyler hepiniz de tek tek ilgilenecek değil mi? Hadi. Ha dur bir dakika. İzninle Muhtar ben de bir şey deyivereceğim size. Oturuver, oturuver. Şimdi bu tarlasını böcük basmış olanla para vermeyecekler. Mühendislerimin parasını ben veriyorum zaten. Siz sadece ilaç parası vereceğiniz gari. Allah senden razı olsun Seyfi. Senden de maksutçun ne? Lafım oğlu. Aynı köyde birbirimizin suratına bakıp duruz. Ne kadar para vereceğiz peki? Dönüm başı 10 gaymicik. Çüş. Bu ne ya? Baba. Bak ilaç 2 lira bu 10 lira istiyor. Baba. Bunlar resmen adam soyuyor ya. Şşşşşş. Seyfi Efe. Burada ilacın 2 lira olduğunu herkes biliyor. Sen 10 liraya satmayı utanmıyor musun ha? Ayıp oluyor ayıp. Vallahi öyle. 10 lira veremeyiz biz. Biz bunun dönümünün başına kaç parayı mal ediyoruz da seni 10 lira vereceğiz? Halil'in aslanla izin verirseniz mühendisler bu konu niye böyle olmuş? Ne oldu da böyle oldu de be. Açıklamada bulunacaklar tabii izin verirseniz. Buyurun mühendis beyler. Güven arkadaşımız haklı. He? İlaç 2 lira evet. Ama o kullandığımız yerli ilaçtı. Şimdi yaptığımız testlerden sonra bu virüsün yerli ilaca olan bağışıklığının arttığını gördük. O yüzden yabancı ilaç kullanalım dedik. Yani bütün mesele bu. O yüzden. He o zaman tamam. Tamam bize biraz tuzluya pahalıya mal olacak ama öyle münasipsin. Ne diyorsun gar canım? Yalan söylüyorsun mühendis bey. Hayır arkadaşım yalan söylemiyorum ya. Hop hop hop. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen bu hindi provokasyon mu yapmaya çalışıyorsun? Hindi koskoca mühendisler sen yalancı mı demeye çalışıyorsun? Hindi. Ha işin içinde sen olunca Ihsan haliyle huylanıyor biliyor musun Seyfi? Ulan Halil'in hökteycisi İrecep. Seni teessüf ederim. Ben burada köylerimize hizmet vermeye çalışıyorum. Ben burada köylerimize durumu müsait olmayanlara taksit yaptırmaya çalışıyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen düzeni kurmuşsun. Hayırlı olsun Seyfi Efendi. Hayırlı olsun. Recep, yeter. Halil. Senin o diğer tarlalara böcükler basarsa çekinme. Ben de gelebilirsin. Ulan içimden geldi. İlaç parası da benden gari.
Geçin, geçin kardeşini. Geçin, geçin, geçin. Geç. Ana kız, bunlar temiz ya. Manyak mıyım ben? Ne yıkıyorsun bunları? Sus bakayım sen. Onlar dolapta kapalı kalmaktan dolap dolap koku vermişler. Hem sen bilmezsin. Yüklüktekiler arada bir çıkarıp yıkanırlar. Hadi bakayım. Çitele bakayım. Çitele. Yıka. Aa, ne yapıyoruz kız burada? Ne yapıp duracağız? Çamaşır yıkıyoruz. Hiç de bile ben yıkıyorum. Hı? Niye makinede yıkamıyorsunuz ya? Buzunu verirmiş de elde yıkını verecekmiş gari. Sus deyam. İyi. Neyse, sana kolay gelsin. Kolaysa senin başına gelsin. Dur, önüne bak. Ana kız, bari iki lokma bir şey yiyeyim. Öldüm be. Olmaz. Ben bugün rejime girdim, hiçbir şey yemedim, sen de yemeyeceksin. He, bütün gün yatıverdin ya. Ben yaktım kalorileri bir kere. He, kalorileri o yakmış. Hem yiyeceksin de ne yiyeceksin, evde yemek mi var? Otlu börek yaptıydım ya. Onu yeriz. Cemile ablan onu Murat'a götür be de. Ya of ya of. Uflama. Yıka onları bitir. Akşam yemeği yapacaksın daha. Tek başıma mı yapacağım? Tek başına yapacaksın. Oğlanlarla tek başına buluşuveriyorsun ya. Dön önüne. Yıka. Hoş geldin kızım İsmet. Yıka diyor. İsmet, bak kız, Gülsüm abla bize yeni elbiseler verdi. İyi. Hem ne edeceksin ki bunları? Muratlar bu gece barda sahneye çıkacaklar ya. Sen nereden biliyorsun? Murat söyledi. Hem bu gece benim şarkımı da okuyacakmış. Hem de kimse bilmiyor. Biz de gideriz değil mi? Hiç aklından geçireyim deme Cemile. Bak gördün, anam da sinirli gebertir vallahi. Kısmet'in durumunu gördün. Ne olur kız İsmet. Ya biz nasıl gideriz ki? Hem sen bizi arabayla götürürsün. Bak anamın haberi olmayacak vallahi. Hem sen de güveni görmüş olurdun. Hiç görmesem daha iyi. Hem böyle bir şey söylemedin sayıyorum seni. Abi bence kesin bu Seyfi'nin işi. Peki mühendisler nasıl buna alet oluyorlar? Allah Allah, Allah Allah. Aslanım, az da olsa siz bu adamlarla arkadaşlık ettiniz. Konuşun bakayım, nedir bu işin aslı faslı ha? Tabii tabii baba, konuşuruz konuşuruz. Tabii konuşuruz baba. Ne konuşacaksınız lan, ne konuşacaksınız? Para adam işte böyle bozuyor. Aldılar tabii paranın kokusunu. Ha? Zaten benim gözüm hiç tutmadıydı bu mühendisleri. İnsanoğlu beşer. Beşer elbet bir gün şaşar. Atalarımız doğru demiş. Kız Cemile söyle ne var? Abla gı, ben gelemiyorum gari. Ay canım benim, neden? Ya İsmet'in keçi gibi ne tuttu götürmem diyor. Bak görüyor musun sen? Bana bak kız. Sen önerileri ananla babana yuttur. Uyut onları bir güzel. Ben bir yolunu bulacağım gari. Sen diyorsun Gülsüm abla. He. Aman. Söylerim Recep, o bizi götürüverir kız. Aman. Recep abinin haberi yok. Sakın söyleme. Aman ben ayarlarım. Sen onu merak etme. Hadi sen benden haber bekle gari. Tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Hadi. Baba. Bu işin tezgah olup olmadığını bir şekilde anlarız. Gideceğiz. Bütün tarlalardan tek tek numune toplayacağız. Değil mi amca? Böylelikle onların da doğru söyleyip söylemediğini anlarız baba. Peki siz bunu halledebileceğiniz mi? Evet yapabiliriz. Anlarız. Tabii sen izin verirsen. Recep. Ne var kız ne var? Niye elin kolunu sallayıp durun öyle? Recep. Bana ufunetler bastı biliyor musun sen? Hiç şey değilim ben. Vallahi hiç şey değilim ha. Kız iyi mi? Bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Bir şey var. Canım çok sıkkın. Sanki böyle boğazıma yapıştılar. Beni boğuyorlar Recep ya. Recep böyle benim. Böyle dışarıya çıkmam lazım benim. Recep sen bu akşam beni gezmeye götürüversene.
Nereden çıktı kızım bu gezme? Ya şey, Sabri var ya, o benim yaşama sevincimi yitirtti ya. Onun var ya boyu devresi Recep ya. Sanki böyle yarasalığa var. O yarasalığa var ya, böyle her yerime yapışıyor. İliğimi çekiveriyor, 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 çekiveriyor. Ya delireceğim ben Recep ya, çok sıkıldım çok. Ya abime ne diyeceğiz? Enişteme mi? He. Ya, izin alır mı eniştemden ya Recep? Ne olacak? Ya bilmiyorum ki, nereye gideceğiz ki biz? Ya Recep ya, hatırlıyor musun o eski günleri be? Aman. Ben evlenmeden önce sen her hafta sonu Hatice ile beni kasabaya gazinoya götürüverdin. Ha? He. Hatırladın mı? Çiğdem çiğneyip gazoz içerdik. Hatice beyaz gazoz içerdik. Sabah kadar Çiğdem'le çitlerdik. Ama fena oldum. Bak yine geldiler bana ya. Çok sıkılıyorum Recep. Hadi ne olur, sen beni Hatice'nin hatırına böyle dışarılara gezmeye götürüver vallahi. Yoksa geldiler bana Recep. Ha? Ha? Hadi be Recep, vallahi çok sıkıldım. Tamam lan, tamam. Ama abimden izni sen alacaksın. Tamam. Madem öyle, bu gece numuneleri toplayın. Mühendislerin dediği gibi. Bakalım, böcekler evrim geçmişler mi? Ha, beni bakın. Sakın mühendislere çaktırmayın ha. Yani onları kontrol ettiğimizi anlarlarsa mahcup oluruz. Babacığım, babacığım, hiç merak etmeyin siz. Biz onları işkillendirmeden bir şekilde ayarlarız o durumu. Peki bu gece bütün numuneleri toplayabileceğiniz mi? Baba, sabaha kadar sürer muhtemelen. Ama sen merak etme, bize güven. Aferin lan. Recep'le dışarı çıkıvereceğiz. Aa. Hı. Nereden çıktı bu şimdi? Öyle. Ya benim canım çok sıkkın diye Recep dedi ki ben seni bu akşam dışarı çıkarıverem dedi. Ben de olur dedim. Öyle iki havalanıp gelivereceğiz. Kız beni bak, Sabri'nin kulağına falan gider de vallahi bir şeyler olur maazallah. Bana bak abba, o Sabri'nin inşallah boyu devrilsin iyi mi? O beni bir günden bir güne gezmeye götürüverdi mi abba? Götürmedi mi? Tamam tamam gayet tamam kızım. Ben hani lefeden alırım izin. Hmm. Ama dikkatli olun değil mi? Tamam, yoksa delirivereceğim ben abba. Hiç iyi değilim valla. Ne bulduysam yoldum. Onu anladım da neden? Ay Seda, sen de bazen hakikaten saf oluyorsun he. Nedeni mi var kızım? Dün görmedin mi o köylü kızını? Börek mörek ayağına nasıl puan topluyordu Feraye teyzemin gözünde. Ay evet. İnanılmaz ya. Kızım, benim de dikkatimi çekti. Bu köylü kızları var ya, inanılmaz bir özgüvene sahip. Evet ya. Adamın annesine gidip oğlunu seviyor diye börek yaptım diyebiliyor. Ay ne var ki? Biz de yıkamalar için çamaşırlarımızı verdik. Hem onların taktiği eski taktik kızım. O şekil yani. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer taktiği. Yani? Yani biz de düşmanımızı kendi silahıyla vuracağız. Onlar börek yapıyorsa biz daha güzelini yaparız. Evet ya. Yapalım. Ama fark yaratan bir şey yapalım. Ne gibi? Yani böreğin yanında bizi yansıtan çağdaş bir yemek daha yapalım. Böylelikle sentez oluşturmuş oluruz. Evet ama kızlar, ben baştan söyleyeyim. Yemek yapma konusunda pek iyi değilimdir. Selam kızlar. Bence siz ufak ufak hazırlanın. Cem baba aradı. Akşam barda sahneye çıkıyoruz. Aa süper. Kızlar, o zaman şu börek işini yerine bırakalım. Olur. Sen kafanı ne olay? Kafama? Ha, ormanda divane gibi koşarken bir ağaca çarptım. Sonra da sağlık ocağına dikiş attırdım. Efendim? Geçmiş olsun canım. Bir şey demedim. Teşekkür ederim Boncuk. Ha, Boncuk, sana bir şey daha söylemek istiyorum. Bilmeni istiyorum ki bu akşam barda senin için çalacağım. Hem böyle belki de aramızdaki buzlar da erimiş olur.
Alp, bizim aramızdaki buzları küresel ısınma bile eritemez. Ben sana söyleyeyim. Anam! Anam, 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 anam! Anam! Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, sen nasılsın? Ben Didem Hanım, her zamanki gibi sesinizi duydum. Çok daha güzel oldum. Ya Hasan, bir şey söyleyeceğim. Bu akşam işin var mı senin? Yok, işim yok Didem Hanım. Boşum, buyurun. Tamam, çok güzel. O zaman biz akşam kızlarla eğlenmeye gidiyoruz. Gelmek ister misin? İstemem mi Didem Hanım? İsterim tabii, isterim. Tamam, çok güzel o zaman. Akşam buluşuruz, olur mu? Tabii, tabii Didem Hanım. Görüşürüz. İyi günler, iyi günler. Görüyorsunuz değil mi sizin çalgıcı mühendisleri? İlk fırsatta milleti kazıklamaya kalktılar. Sorma amca, sorma valla. Bizi de şaşırttılar ha. Doğru söylüyorsun amca. Sen merak etme ama şu önce numuneleri biz bir toplayalım, onlara haddini bildireceğiz. Onlar size haddinizi bildirmesin. He? Neyse, siz tarlaya mı gidiyorsunuz? Evet amca, evet. Ama senin hiç gelmene gerek yok. Biz hallederiz zaten. Alırız numuneleri. Valla. Gelme, gelme. Aman ben de geleceğim. Ayşem, benim işim var zaten. Gelme amca, gelme sen. Hadi görüşürüz o zaman. Gülsüm, eniştenle konuştum. Dikkatli davranmanız Gayri ile izin veriyor. Ay, sağ ol be. Abam benim. Hadi görüşürüz. Ana görüşürüz. Hadi görüşün abi. Ben bir oğlanlara bakayım. Efendim Gülsüm abla. Bana bak, akşama Recep'i ayarladım ben. Hazır ol sen, benden haber bekle, tamam mı? Sağ ol Cankız Gülsüm abla. Ay çok iyisin valla. Çok teşekkür ederim. Tamam, hadi ben konuşamayacağım daha fazla. Kapatıyorum gari. Hadi, hadi bay bay. Ne oluyor be? Ne sırtıyor? Yok bir şey. Yok bir şey. Lan bütün gün çalıştırdı beni ya. Kendi yan gelip yatıverdi ya. Üf be. Yakalanmayacaktın kızım. Niye yakalanmayacaktın? Daha yemek yapacakmışım. Bana bak, pilavın yanına eri koşafı yap. Muratlar akşama tatil köyünde sahneye çıkacaklarmış. Benim şarkımı da okuyacakmış kız. He, yine. He? Olmaz öyle şey. Çok riskli bu. Al, al, al. Olmaz. Aşk göz almaktır kısmet. Rikse girmektir. Hem bana bak, seni de götüreceğim. Alp'i sahnede görmüş olursun. Alp'i sen. He ya. Kaç tane atacağız? Adam başı bir tane. Yalnız bir şey diyeceğim ha. Dürdüş biraz iricene ya. Ona 1,5 falan atıverem mi? Tamam, olur. Kaç dönümdü arazi? Bir yığında borcu aldım kayınbiraderden. Ulan Seyfi, biz bu senetleri hazırladık emme. Çok da yüklü oldu be. Ya merak etmen, merak etmen. Canınızı alacak değilin ya lan. Ödemede bir kolaylık sağlayacağız gari. Nasıl olacak o? Paraları bizden alıp sen ilaççıya vermeyecek misin gari? Ule, ilaççı tanıdık ule. Hatırımız var. Biz de taksit yaptıracağız gari. Hadi muhtar, hadi muhtar, hadi gidin. Artık işimiz var, gücümüz var. Hadi. Hadi bakın, hadi bakın. Biz de ilaç limonu almaya gidelim. Hadi bir yer önce. Vallahi bu çok iyi oldu Seyfi, çok iyi. Voleyi vurduk, vurduk. İyi voley vurduk, iyi vo... Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İkametgah mı alacaksınız? Hayırdır Sabri? Hayır, hayır. Dostlar, bozuyutlular, vatandaşlar diyor ki darlaları böcekler basmış. Malum. Benim darlaları da benim bacana ekip biçiyor ya. Bana da icra veriyor. Bütün mühendislerin hepsinin seyfi almış. Şimdi ben diyorum ki benim bu darlala ne olacak? Öyle senin darlala aşağıda demeyi de. Şimdi yukarıdan baktığında aşağıda, evet. Öyle burada böcük yok ki. Yok mu?
köyün yukarı tarlalarını böcükler bastı. Basmış. Oh 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 oh, ey ey. Vallahi 250 gram rahatladım desem yeri var. Neyse. Bu böcük ağgideşler benim darlaları gelmesi nedir? Nereye giderlerse gitsin ağgideş ya. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Özel konuşaklarınız vardır beykilimin. Ben de gideyim. Daha sonra çayınızı içmeye gelirim. Siz de bana gelin ha. Seyfi, acaba söylediklerimi duydu mu gari? Öyle ağız ishali derler ya, eskiler. Bundan oldun sen. Ulan dilini tutamıyorsun, kapının kilitliği ver bari. Ya olur mu öyle şey? Eski köy yeni adet mi getireceğiz? Hem sonra duyduysa ne duydu ki canım? Ben voley vurduk dedim. Neye vurduğumuz belli mi bizim? Kız sen ne yaptın bu yemekte? He baba. Bütün gün ben yapacağım, ben yapacağım dedi. Ay, güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Aferin benim kızıma benim. Aferin benim kızıma benim. Küçük kızıma benim. Ya. Tuzağı olmuş. İsmet ne? İsmet? Uyuyor baba. Yoruluyormuş bütün gün tarlada. Gün batmadan yatıyor artık. Cemile unutma, ona söyleyiver. Yakında bütün işleri o mühendislerin üstüne yıkıvereceğim. Rahat edecek gari. Unutma ama söyleyiver. Yok baba. Unutmam, söyleyeyim. Hı. Bu bende kalmıştı. Hatırladın mı? Hı? Hatırladın mı? Ha? Hüseyin. Al. İş bilin için sağ ol. Seni gülerken görmek güzeldi. Birkaç gün de olsa. O şehirli kızlar var ya, sakın onlara benzemeye çalışma. Böyle gömlek pantolon çifte filan. Hep böyle kal İsmet. Koy ver şunu. Doldur ver, doldur ver. İstemem, rejimdeyim. Olur mu ana? Sen seversin ya pilavı. Tabak tabak geldin ya. Yerdim de bak sonu böyle oluyor. Ana erik o şafı da yaptıydım ya. Aman o da şekerli, son löp löp et oluveriyor. Baba bari sen iç. Böyle tatlı tatlı erik o şafı. Çok güzel olur. Hem pilavı da kaydırıveri. Olur kızım. Güzelmişti be. Kıvamını tutturuyormuş. Oh, serin serin. Ne güzel yapmışsın gı. Eyvallah. Ben bile şaşırdım yani. Böyle içine taze nane yaprağı atıverdim de böyle serin serin oluverdi valla. Pilav da tereyağlı. Kız, iki kaşık da bana koyuver bakayım. Çok ağzınızı şapırdattınız. Herhalde bir hikmeti vardır dedim. Var ya, var var. Hoş yaptı iç. Tadını getirir. Güzelmiş. Oh, oh, oh. Kız, çok güzel olmuş pilav. Acık daha mı versen bana?
Lütfen. Ya tamam oğlum, anladık ya, anladık ya. Ne bu surat ya? Ha, böyle mi yapacağız program? Ne var suratımızda? Ha? Merak etme, biz profesyoneliz, bu işi hallederiz. İyi ama ya bu enerjiniz umarım sahneye yansımaz değil mi? Sahnede de böyle yapmayacağız herhalde. Yakalarız abi, yakalarız. Merak etme sen. Ya ben geriliyorum ya. Ay, saçma sapan bir şey yüzünden niye böyle tartışıp duruyoruz ki biz? Saçma sapan öyle mi? Ha? Saçma sapan. Ya köylünün 3 kuruş parası var be. Ha? Siz Seyfi ile işbirliği yapmışsınız. Acaba nasıl söğüşleriz köylüyü diye düşünüyorsunuz. Bu mu saçma olan? Tamam abicim, tamam. Tamam. Profesyonelce takılırız, olur biter. Bence de öyle. Seyfi, anamış katır gibi karşımda gevreyip durma. Benim de uykumu getiriyorsun ya. Ne beni laf ediyorsun be? Yemeyeceksin yemeyeceksin deyip duru. Ondan sonra da yarım tencere pilavı yedin. Uykun geldiyse içeri yatıverseydin baba. Ne? Yok da şuraya kıvırdıveren. İçeri çekmeye canım yok. Ana, kız, düdüş, git içeri yat, yat. Üf, hadi babam neyse, ben seni içeri nasıl taşıyacağım ya? Baba, kahvede yapı verseydin. Düdüş, düdüş, kız, uyudun mu? Baba, sızı sızı. Hadi Kısmet. Abla kız, gel hadi gel, sen de gel. Hakikaten ya İsmet, sahne güveni görmüş olurdun. Bakalım sahnede nasıl? İstemez. Çocuk seni sağlık ocaklarını kucağında koşturup duruyor. Sen çocuğun gözünün üzerine yumruk çakıyorsun. Sonra da böyle bozuşup üzülüyorsun. Saçmalama be. Üzülen kim? Sen onu benim külahıma anlat. Anlamıyor musun kızım sen? Çocuk senin peşinden kovalayıp duruyor. Sen de istiyorsun ama yüz vermiyor. Sonra da mutsuz böyle oturuyor. He. Yani ben de hiç anlamıyorum. Böyle hep sende bir böyle bir istemem ama yan cebime koyarları ben nereye kadar ben bilmiyorum yani. Ya sen hiç mi merak etmiyorsun ya? Gelsene hadi. Ya siz benimle uğraşmasanız da. Hadi gidin nereye gidiyorsanız. Yalnız bırakın beni. İyi be tamam ama. Sen bu kafayla daha çok yalnız bu odalarda oturursun. Hadi bay bay. Recep, sen de pek şık olmuşsun bu akşam gari. Aman canım, seni süste kim geçebilir? Bizden ne olacak? Bayramlık bir giysimiz var o kadar işte. Yok canım. Recep, şuradan şöyle giriversene. Niye oradan girin ya? Orası ara yol ya. Canım işte aradan gir ya. Reklam mı olacağız millete gari? Sen şöyle usul usul gidiver. He, tamam tamam, anladım. Yavaş 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 Recep, yavaş yavaş. Ya sen niye hep durun? Sen bir atlığa karıştırıyorsun ya, dur bakalım. Dur. Recep dur. Ana, bunlar niye hep durur? Gerçekler ya, onlar da gelip dururlar bizle. Anam, mandepsiye bak, mandepsiye. Vallahi hiçbir yere gitmem gari ben. Aklım peynir ekmekte miydim ben ya? Ha? Ana. Aman be Recep, onları Hatice'nin yerine koysana, bizim o eski günlerin anısına. Yandım ulan ben, yandım ya.
Yaktınız ya beni, mahvettiniz siz, bitirdiniz ya beni. Aman be, dur. Söylene söylene, bir halin oldun. Bir sebep pişirdin, bir torba dolusu laf ettin. Hadi yürü gari gidelim ya. Ha? Sağ ol Recep abi. Hemenler Recep abi, Allah senden razı olsun. Sen bizi mutlu ettin. Hadi yürü. Ulan bunlar bir duygusa Seyfi çiğ yiyor ya beni. Abim de iyi. Yandım ulan ben. Yaktınız beni, vallahi yaktınız. Şehir uyumuşken, her yer sessizliğe bürünmüşken, binse gözüme bir damlacık, bir an bile, bir saniye, o son uyku girmiyorsa sen de dalmış görsen. Kızım hakikaten ya. Ama iyi oldu Alfo. Çok iyi oldu. Ne oluyor? Burnunu kıracağım. Saçmalama be. Bir dakika. Ben bu şarkıyı bilip dururum. Anam bu Murat'ın sesi. Ulan ben bunu nasıl anlamadım? Ulan ben nasıl bir kumpasa geldim? Gelmiyorsun arkadaş ben. Vallahi billahi gelmiyorsun. Gelmiyorsun ya. Gelmiyorsun. Aman. Amma da naz ettin sen ya. Ayıp denen bir şey var gari. Sen hep ortalık yerde niye yangın yeri yapıyorsun? Allah Allah. Geri mi döneceğiz şimdi bu saatten sonra? Ne olursun Recep abi, ne olursun üzme bizi. Ya Recep abi ya, geldik işte buraya kadar ya. Ağlatma beni ya. Bak şu kızlar da ağlıyor, yazık değil mi? Tamam lan, tamam. Bakın, başıma bir şey gelirse sizden bilirim ona göre. Yaktınız ya siz beni. Yaktınız ya siz beni. Sında uykusuz kaldım, ne haber? Vay sen neler neler yaptın, bana böyle hesap ver. Vay sen neler neler yaptın, bana böyle hesap ver. Gecenin bir yarısında uykusuz kaldım, ne haber? Gecenin bir yarısında uykusuz kaldım, ne haber? Nasıl, beğendiniz mi? Evet. Çok sevindim. O zaman artık bir slow şarkı yapalım mı hep beraber? İster misiniz? Evet. O zaman süper bir şarkı daha sizlere. Amca? Teyze? Şimdi sizlere çok yeni bir şarkı söyleyeceğim. Biz bu besteyi çok beğendik. Çok güzel bir aranje yaptık. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şarkımızın adı İlgisizim, Sensizim, Sevgisizim. Maestro. Hey. Duydunuz mu? Biz çok sevdik dedi. Senle yaşanan tüm zamanlar şahane.